Dünya ile çarpışan bir göktaşı yalnızca Hollywood filmlerinde gerçekleşen bir senaryodur. NASA'ya göre 16 Mart 2880'de 1950 DA isimli bir asteroit Dünya'ya çarpacak ve Dünya'daki bütün yaşamı yok etme olasılığı var. Bu asteroit yaklaşık 1.4 kilometre yüksekliğinde, yani Eyfel Kulesi'nin 3 katı. Dünya'ya çarpma olasılığı %0.3 olsa da çarparsa muhtemelen okyanusa düşecek. Bu da dünyanın her yerinde devasa tsunamilere neden olacak. Asteroit, komet ve meteoritler dünyanın yakınına geliyorlar. Genelde dünyanın nesneleri olarak adlandırılıyorlar. Bu kayalıklı yapılar farklı çarpışmalar yaşıyor. Güneş sistemimize 4 milyar sene önce girdiklerinden beri arka arkaya çarpışmalar oluyor. Genelde bu tür nesnelerde farklı kum taneleri bulunuyor. Çok büyük olup 1000 kilometre çapında olsalar da dünyanın boyutunun yaklaşık 1/4'ünü oluşturuyorlar. Saniyede 25 kilometre hızla hareket ediyorlar. Londra'dan New York'a yolculuk etmek gibi bunu 4 dakikada yaptıklarını düşünün. Buz ve kayalardan oluşan kometler güneş sisteminin yukarısında oluyor ve güneşin etrafında dönüyorlar. Aralarından biri Shoemaker kometi ve Levy 9 1994 yılında Jüpiter'le çarpışmaya girdi. Bu etkiden önce farklı parçalara bölünmüşlerdi. Bu fragmanlardan biri 6 milyon megaton enerjiyle, yani dünya arsenalinin 600 kat gücüyle çarptı. Jüpiter'in yukarısından 3000 kilometrelik bir ateş topu geçtiğini düşünün. Chicago ile Los Angeles arası mesafe gibi. Bu tür bir asteroit daha önce de dünyaya çarpmıştı. 1908 yılında Sibirya'da ezilen bir tanesi vardı. Patlamanın gücü yaklaşık 10 megaton gücündeydi. Dünyanın en güçlü nükleer silahı olabilir. Bu etki 2500 kilometre kare alanı yok ediyor. Yani Paris büyüklüğünde bir alanı. Çoğu bilim insanı dinozorların yok olmasının böyle bir asteroit patlamasından kaynaklandığını düşünüyor. Diğerleri ise asteroidin düşmesinin orta çağın başlamasına neden olduğunu söylüyor. Modern teknoloji sayesinde asteroitlerin yörüngesinde değişiklik yapmak mümkün. Uzay gemisi asteroidin üstünden uçacak ve yer çekim alanına girecek. Plan bu şekilde. Başka bir strateji de asteroidin yakınında nükleer enerji yapmak ve yolunu değiştirmeyi başarmak. NASA bu sorunu çok ciddiye alıyor. Ama şimdilik panik yapmalarına gerek yok. Ne de olsa 1950 DA asteroidi 800 sene sonra çarpacak. Ama buna çözüm bulmamız gerekiyor. Ve Hollywood filmlerindeki felaketleri izlemeye devam edebiliriz.